Sayın Müftümüze şu an Gülpınar Mezarlığı'na yapmış olduğumuz ziyarette yayınlamış olduğumuz yayınla ilgili İslam'a açıdan, dini açıdan soru sormaya geldik. Sayın Müftümüz, Beylikdüzü Gülpınar Mezarlığı'na gittiğimiz zaman orada geçmiş zamanlarda yatan, hakkın rahmetine kavuşan meftaların mezarları zamanla bakımsızlıktan yok olmuş. Dolayısıyla buraya ziyarete gelen halkımız da tabi acılı olduğu için kimisi fark ediyor, kimisi fark etmiyor. Gerekli özeni gösteriyor ama bilerek veya bilmeden mecbur kalıp orada sahipsiz mezarların üzerine basarak ziyaretlerini, Kur'an'larını okuyorlar, ziyaretlerini yapıyorlar, dualarını ediyorlar. İslam'ı açıdan bu mezarların üzerine basılması ile ilgili açıklama rica edebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi İslami açıdan mezarlıklar ve mezarlarda bulunan mevtalarımızın hükmü tabii ki önem arz ediyor. Yani Peygamber Efendimiz onların da yani orada ölüler olmasına rağmen, ölmüş kişiler olmasına rağmen bizi duyabileceklerini ifade ediyor ve hatta kendileri mezar ziyaretlerinde onlara selam vermişlerdir. Yani Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey kabir ehli şeklinde onlara selam vermişler ve siz onları duymasanız da onlar sizi duyarlar, duyuyorlar buyurmuşlardır. Kabirlere basılması konusunda da fıkhen kitaplarımıza baktığımızda bilerek ve orada bir mezar varlığının farkında olarak üzerlerine basılması tabii ki mekruhtur, doğru değildir. Veya onların üzerine oturulması doğru değildir. Ama mezar kayboldu, mezar mı değil mi belli değilse ve herhangi bir kasıt da olmadan o mezarlıklara mezar ziyareti esnasında basma durumunda kalmıyorsa bunun da herhangi bir sakıncası yoktur. Çünkü eğer öyle düşünecek olursak bugün biliyorsunuz özellikle Orta Anadolu'muzda bütün tarlalarımızda hatta köylerimizde, şehirlerimizde mezarsız veya mevtasız yer bulmamız mümkün değildir. Çünkü her taraf şehit, her taraf gazi, her taraf mevta olabilir. Dolayısıyla yani bir kasıt, bir efendim bilerek yapma durumu olmadıktan sonra inşallah herhangi bir sorumluluk olmaz. Peki, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü ile ilgili bir organizasyon var mı Sayın Müftümüz? Efendim tabii ben Beylikdüzü'ne geleli yaklaşık 3 ay oldu. İnşallah tabii geldiğimiz yerlerde olduğu gibi veya daha önceki görev yaptığımız yerlerde olduğu gibi burada da Beylikdüzü'nde de inşallah müftülük faaliyetlerimiz, dini faaliyetlerimiz devam ediyor ve edecek. Ama ben buradan şu anda yaptığımız müftülük olarak faaliyetleri sıralayacak olursam bunlar zaman alır ama zaman almaması açısından şunu diyeyim. Pazar günleri, pazar sabah namazını kıldıktan sonra burada merkezde Fatih Sultan Mehmet Camimizde sabah namazı cemaatle bir sohbet yapıyoruz, sohbet devam ettiriyoruz. Bu sohbetimize zaman zaman 300 kişi kadar katılıyor ve bunu halkımıza, bütün insanlara, merak edenlere buradan duyurmak istiyorum. Orada bir konuyu işliyoruz ve daha sonra da kahvehane bölümüne geçerek orada simit ve çay ikramında bulunuyoruz ve herkes serbest kürsü sorularını sorabiliyor, biz de cevaplamaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Beylikdüzü Müftüsü Sayın Eyüp Demir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiği için buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.